arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimiz çıtır çıtır cıvıl cıvıl güzel bir çalışma yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabiliriz yelekler süveterler ceketler atkılar aklımıza gelecek her türlü örgüde bu güzel modelimizi kullanabiliriz her bir rengimizi iki sırada tamamladım ve her rengi arasına gördüğünüz gibi ben beyazımı ekledim sizlerde nasıl bir kombin ayarlarsanız o şekilde devam ettirebilirsiniz. Daha az renk de kullanabilirsiniz. Daha fazlalaştırabilirsiniz. Kalan iplerimizde bu güzelliği çalışarak e, istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Her rengimiz iki sırada tamamlanmaktaydı. Biraz önce de söylediğim gibi ve kaydırmalı bir model. Sakın kaydırmadan gözünüz yılmasın. Çok çok basit bir çalışma. Evet şimdi e, bu çalışmamızın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Kolay gelsin. Bir diş haroşamı ördüm ve örgümün ters yönündeyim. Modelimizi ters yönden koyuyoruz. Birinci püf noktası. Renkli ipimi bağladım ve hemen lastiğimin üzerine modelimi kurmaya başlıyorum. Modelimiz iki sırada kuruluyordu. İlk başlangıçtaki birinci sırası arkadan ve ters olarak bütün sırayı hiçbir işlem yapmadan tamamını ters olarak örüyorum. Normalde ilk ilmeğimizi örmeden alıyorduk ama renk değiştirdiğimiz için örüyorum ve bütün ilmeklerimi ters örgümüzün arkasındayız. Birinci kuralımız model arkadan kuruluyor. 3 ve katlarıyla modelimizi kuruyoruz. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Çıtır çıtır çok çok güzel bir çalışma. Son ilmeğimi de yine ters ördüm ve örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Modelimizi bu sırada kuruyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Lütfen ee, dikkat edelim. Modelimiz kaydırmalı model olduğu için renkli olan bölümümüz hep bu şekilde öreceğiz. Bakınız birinci ilmeğimiz boş. İkinci ilmeğimizi düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimden önce bir tane artırıyorum. Bir boş, bir düz, bir artış. Üç tane düz ilmek örüyorum. Üç tane düzümüzün ilkini alıyorum. İki ile üçün üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir defa başını doluyorum. Üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. Birinci örmüş olduğum düzü iki tane ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Artmış olduğumuz ilmeğimiz aynen kalıyor. Tekrar bir tane artış yapıyoruz. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 1 2 3 tane düzümü örüyorum. Birinci düzümü diğer 2 ile 3'ün üzerinden atlatıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Ne kadar büyük örersek örelim işlemimiz aynı. Birinciyi alıyorum. Diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum. Tekrar doluyorum. 1, 2 ve 3. Birinci ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden alıyorum. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3. Ve son ilmeğimi örüyorum. modelimizin birinci kurulumunu yaptık. Tekrar beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengimle de aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Modelimizin arka tarafındayız. Renk geçişlerinde ilk rengimizi mutlaka örelim. İlk ilmeğimizi başlıyorum Bütün ilmeklerimi arkada ters örüyorum. Sadece bir sırada modelimizi kuruyoruz. Önde bakınız arkada bütün ilmeklerimiz ters. Başa kadar Baştan sona tüm ilmekler ters örülerek tamamlıyoruz. Son iki ilmeğimi de ördüm. Baştan sona ters ördüm. Beyazımızın ikinci sırasında modelimizi kuruyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Üç tane ilmeğim var. Üçünü de düz örüyorum. Bir, 2 3 ikinci ilmeğimiz bir önceki sırada artmış olduğumuz ilmek olacak bakın 3 ilmeğimi düz ördüm birinci ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum tığımın başını doluyorum 3 tane ilmeğimi örüyorum her zaman için bir alt sıradaki artmış olduğumuz ilmek bu üçün tam ortasına denk gelecek bakın ikinci her zaman bir öncekinin arttığımız olacak Tamam başında doluyor şişmin başında doluyorum tığla da çok iş yaptığımız için 3 ilmeğimi örüyorum birinci ilmeğimi diğer 2'nin üzerinden atlatıyorum tekrar şişimin başında doluyorum 1 2 ve 3 birinci ilmeğimi alıyorum diğer ikisinin tepisinden alıyorum. 3 tane düz ikinciye her zaman için dikkat edelim. Lütfen bakın püf noktası orası. Eğer yanılacak gibi olursanız her zaman alttaki artmış olduğumuz bir üsttekinin ikinci sırasına karşılık gelecek. 1, 2 ve 3 alıyorum ve örüyorum. Şişimin başını doluyorum. Diğer bir düz örüyorum. Doluyorum bir düz ve en son ilmeğimi örüyorum. Tıpkı bir alt sıradaki başladığımız gibi bitişi de bir doluyoruz, yarım kuruyoruz yani bir doluyoruz, bir düz, bir tane daha kenar ilmeğimizi örüyoruz. Arkasını çeviriyorum. Bakın kaydırarak tamamladık modelimizi. Yeniden başka renk bağlamayı hemen kırmızıma devam ediyorum. Renk değiştirdiğim için ilk ilmeğimi örüyorum. Şöyle de düzeltiyorum. Arkadan bütün ilmeklerimizi ters örelim. Bütün ilmekler ters. Son ilmeğimi de ters örüyorum. Örgümün düz yönünü çeviriyorum. Nar çiçeği rengimiz de gayet güzel oldu beyazla. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi düz örüyorum bir boş bir düz doluyorum 3 tane düzüm örüyorum bakın ikincisinde arttığımız ilmeğimiz 2 ve 3 birinci ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum başını doluyorum 1 2 ve 3 birinci ilmeğimi atlatıyorum patlatma işleminden sonra hemen dışını doluyoruz. Şişimizin 3 ilmeğimizi örüyoruz. Bir, iki ve üç biri alıyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Başlangıçtaki kurduğumuz şekliyle kurdum. Tekrar beyazımızı da kuralım iyice pekişmiş oldu. Beyazımızı da kurduktan sonra zaten modelimiz çok çok kolay. Emin olun çok severek de öreceksiniz bu modeli. Arkadan hepsini ters örüyoruz. Bakın ne kadar kolay. ilmekleri bitirdim. Ben birkaç tane ilmeğim kaldı. Çeviriyorum. ikinci kez kurduğumuz şekliyle kuruyoruz. Bakın ortada artmış olduğumuz ilmek var. Birinciyi örmeden alıyorum. 1 2 3'ü örüyorum. Burada artmıyorum ikinci de kuracağım zaman bakınız. Bir tane aldım. 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 ve 3 alıyorum diğer ikisinin üzerinden doluyorum 1 2 3 birinci ilmeğimi diğer iki ilmeğimin üzerinden doluyorum 2 ve 3 üç. üçer üçer bu şekilde örüyoruz ve modelimizi istediğimiz örgülerde severek hem örüyoruz hem de kullanıyoruz bakın dört defa kurduk kaydırma yöntemini iyice pekiştirdik şöyle Modelimizi bu şekilde arka arkaya renklerimizi değiştirerek ördük ve böyle çıtır çıtır hoş bir görünüm ortaya çıktı. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.